Merhabalar, ben teşekkür ederim katıldığınız için. Bana verilen konu ARDS ve kılavuzdaki güncellemelerdi. Onu da biraz önce konuşuyorduk kendi aramızda. Kılavuzlardaki, yani bir iki çünkü bu konuda da birkaç tane yayınlanan, update edilen uzlaşı raporu var. Yani ben hepsinin derlemesini yapmaya çalıştım. Biraz da önce ARDS hakkında genel bir bilgi sunmaya çalışacağım. Hepinizin bildiği gibi ARDS aslında bizim karşılaştığımız akut solunum yetmezliği olgularının en ağır formu klinik olarak. Histopatolojik olarak bakıldığında difüz alveolar akciğer hasarı ile karakterize inflamatuar bir akciğer hasarı ve non-kardiyojenik pulmoner ödem ve gerek gravitiye gerekse sürfaktan eksikliği ya da bozulmasına bağlı gelişen alveol kollapsıyla karakterize bir klinik tablo. 1967 yılında ilk olarak tanımlanıyor. Daha önce bilinen bir antite olmasına rağmen 12 erişkin hasta serisi. Bunlar hani şok akciğeri gibi ya da travma akciğeri gibi de biliniyordu eskiden. Ve PEEP uygulamaları da o zamandan beri hani bu hastalığın tedavisinde, bu sendromun tedavisinde yer alıyor. Daha sonra 1988'de Murray ve arkadaşları hatta kendi ismiyle anılan bir akciğer hasarı skorunu da geliştirdiler. Akciğer kompliyansı gibi bilgileri de içeren. Ama bunda da limitasyonlar vardı. O kadar eskiye gitmeye gerek yok. 1992'de Amerika-Avrupa Uzlaşı raporu yayınlanmıştı ve o dönemde akut akciğer hasarı ve ARDS terimleri benimsenmişti ve yıllarca o şekilde 10 yıla yakın, pardon 20 yıla yakın o şekilde kullanıldı. Daha sonra akut akciğer hasarı teriminin kısıtlılıkları aynı ağır sepsis gibi düşünelim. Hani ağır sepsis, septik şok gibi. Burada da bir değişikliğe gitti ve 2012 yılında Berlin kriterleri yayınlandı. En son bunu kullanıyorduk. Ta ki yeni günümüze kadar hala da kullanıyoruz. 2023 global tanım aslında çok farklı değil ama bazı yenilikler getirdi. Ben sunumda bu en son tanımdan da bahsedeceğim. Bir de ARDS yönetimindeki yeni iki update'ten ATS'nin ve Avrupa Yoğun Bakım Derneği'nin kılavuzlarından bahsedeceğim. Patofizyolojisinde alveolar kapiller geçirgenliğinin artması ve inflamatuar tipte bir ödem söz konusu. Bu kapiller geçirgenlik çok önemli bir mekanizma aslında akciğer için. Bunun bozulması durumunda yani hem epitel hem endotel hasarı işte bozuluyor bu. Bu hasar olduğu zaman hem ödem artıyor hem inflamasyon artıyor sonra fibrozize dönüyor ve hem de sekonder enfeksiyonlar çok ciddi bir bariyer bu. Sekonder enfeksiyon gelişimini de artırmış oluyor. Alveol hasarı ve yer çekimine bağlı bir alveol kollapsı, yani sürfaktan hasarı söz konusu ve destrüksiyonu söz konusu. Ve tabii gravite de yatan hasta da buna da bağlı olarak bir özellikle hani dependan bölgelerde alveol kollapsı var. Ve aslında havalanan akciğer hacmi azalıyor. Hani bu bebek akciğeri kavramını da getirdi. Kompliyans azalıyor. Kompliyansı hatırlatırsak genç arkadaşlar için tidal hacim bölü sürücü basınç. Sürücü basınç aslında inspirium sonu basınç ya da biz buna plato basıncı da diyoruz. Eksi PEEP. Bu tabii toplam göğüs duvarının kompliyansını verir. İzole akciğerinkini hesaplamak hani hasta başında o kadar kolay değil. Bunun için transpulmoner basınca özofageal balona ihtiyaç olur. Artmış şant var. Yani ventilasyon-perfüzyon dengesi bozulur ama o kadar bozulur ki artık intrapulmoner şantlar söz konusu olur ARDS'de. Bunu klinikte nasıl görüyoruz? Oksijene yanıtsızlıkla. Yani bir kişi, bir hasta oksijeni özellikle %100'e varan oranlarda oksijene yanıt vermiyorsa hani şanttan söz edebiliriz. Bunun yanında venöz kan karışımı artıyor ve ölü boşluk ventilasyonu da artıyor. Mikrotromboslar vesaire de meydana geliyor. Bu da ölü boşluk ventilasyonunu artırıyor. Histopatolojiye bakıldığında eğer bu kişilerden biyopsi alabiliyorsak yani otopsilerde veya çok nadiren biyopsi alınabilen durumlarda çünkü çok sıklıkla uygulanan bir şey değil. Alveoler ödem, inflamasyon ve kanama görülebilir.
Diğeri membran oluşumları. Bunlar aslında fibrinden oluşan bir membran. Ve fibrozis görülebiliyor. Aslında bunun toplam adına difüz alveol hasarı deniyor. Fakat enteresan olarak yani klinik olarak ARDS konan hastaların neredeyse yarısında difüz alveoler hasar görülüyor. Yani histopatolojiyle de her zaman klinik çok korele olmayabiliyor. Klinikte hani biz patofizyolojide sadece hastalığın kendisi değil, bizim uygulamalarımız da hasar veriyor. Yani mekanik ventilasyon yaşam kurtarıyor desek de kendisi de hasar veriyor. Barotta ilk yıllarda çok daha yüksek volüm ve basınçlarda barotravma, pnömotorakslar çok daha fazla görülürken artık düşük tidal volüm uygulamasına rağmen yine de baro, volütravma, demin bahsettiğim alveol kolapsının yarattığı atelektotravma, inflamasyonun sistemik dolaşıma da geçmesi, biyotravma, miyotravma, diyaframın da aslında hasar görüyor olması, ventilatör ilişkili akciğer hasarı, hatta bir de hastanın kendi spontan solunumunu bile yarattı. Hastanın kendisinin yarattığı akciğer hasarı, pisili olarak da geçen durumlar görebiliyoruz. Burada benim biraz önce bahsettiğim biyolojik mekanizmaların fizyolojiye yansıması ve klinik bulgulara yansımasını görüyorsunuz. İşte daha çok solunum işinde artış, ağır hipoksemi, bilateral infiltrasyonlar, ekspiryum sonu alveol kolapsı, bu nedenle gaz değişiminin ciddi bozulması ve PEEP gereksinimi, mikro dolaşım trombozu, ve akciğer vasküler yatak obstrüksiyonu, böyle boşluk ventilasyondaki artışa katkıda bulunuyor. Bunlar hipertansiyona, sağ kalp yetmezliğine neden oluyor. Ve akciğer inflamatuar maddelerinin sistemik dolaşıma geçişi, yani bir SIRS yani sistemik inflamatuar yanıt ve çoklu organ yetmezliğine de neden olabiliyor. Şimdi nedenleri pulmoner nedenler veya direkt nedenler veya ekstra pulmoner indirekt nedenler diye ayrılabilir. Bu kırmızıyla gördüğünüz pnömoni ve sepsis en sık nedenleri. Yani pnömoni akciğer kaynaklı sepsis, diğeri de akciğer dışı sepsis diye düşünebiliriz. Üçüncü önemli neden genelde aspirasyon, gastrik içeriğin aspirasyonu. Diğer sebepler çok daha az ama hepsi bir sebep. Yani boğulma, toksik gaz inhalasyonu, akciğer kontüzyonu, mekanik ventilasyonun kendisi demiştik. Onun dışında travma, her türlü şok, akut pankreatit, yanık transfüzyon, kardiyopulmoner bypass, hava yağ embolisi, ilaçlar, hatta iskemi reperfüzyon hasarı, akciğer nakli olan hastalarda veya pulmoner endarterektomiler sonrasında bile iskemi reperfüzyon hasarına bağlı akut respiratuar distres sendromu görülebilir. Bütün bunlar sebepler arasında yer alır. Bir de taklitçiler var, mimikır diye söylenen. Ama bunu mesela çalışmalarda mesela vasküliti bile ARDS nedeni olarak raporlayan çalışmalar var. Ama bunu aslında tam olarak ARDS olmadığını, işte pulmoner vasküliti, difüz alveoler kanamaları, işte ilaç ilişkili pnömonitis, organize pnömoniler, hipersensitivite pnömonileri, akut özünofilik pnömoni, interstisyel akciğer hastalarının akut alevlenmeleri, orofaringe alimsindeki görülen bu akut chest sendromu denen durum, alveoler proteinozis, kanser, özellikle lenfanjdaki yayılımlar. Bunlar ARDS'yi taklit eden durumlar. Muhtemelen bunlarda bile mekanik ventilasyon stratejileri aynı şekilde olmalı şeklinde biliyoruz en azından günümüzde. Biomarker yok maalesef. Muhtemelen zaten olsa biomarker çok daha değişecek tedavi seçenekleri. Çünkü hem sepsis literatüründe hem de ARDS literatüründe bu kişiselleştirilmiş tıp kavramı biliyorsunuz çok yaygın. Hani kanserde en çok kanserde bu kanser tedavilerinde kullanılıyor artık. Bir takım hatta yani genetik bir takım mutasyonlara da Muhabbet bakılarak hani bitti bazı öz mi? tedavilerin verilmesi söz konusu ama maalesef bizim alanımızda henüz yoğun bakımda böyle bir durum ama çok başındayız en azından. Yani bir takım şeyler var ama çok başındayız. O yüzden biomarkerlar az, özgü değil. ARDS'nin değişik fazları var. İşte eksudatif faz, proliferatif faz, fibrotik faz. Bunlar da çok daha farklı, birbirinden farklı biomarkerlar olabiliyor. Hem epitelyal hem endotelyal markerlar olabiliyor. O nedenle bu konuda hani çok fazla yapılmış çalışma var ve bulunan maddeler var ama bunların hiçbirisi henüz klinikte kullanılan
kullanım aşamasına gelmiş durumda değil. Burada yine işte angiopoietin 1 2 von Willebrand faktörler, interleukinler, kemokinler, sitokinler, bunların hepsi suçlanıyor. Plazmacen aktivatör inhibitörleri, koagülasyon kaskadı, fibroblast proliferasyonu. Bütün bunlar yapılan çalışmalarda gösterilmiş ancak çok net elimizde markerlar yok. Epidemiolojisine geldiğimizde bununla ilgili en kapsamlı çalışma LungSafe çalışması. Yayınlanalı epey oluyor aslında 7 yıl ve kış aylarında yapılmış bir çalışmaydı. Onun için bu eleştiriliyor. Yani farklı zaman dönemlerinde de yapılması gerektiğiyle ilgili böyle öneriler var. Çok fazla ülkeden 29 bin üzerinde hastada yoğun bakıma yatan hastaların %10'unda ARDS görülüyor. Ventilatördeki hastaların invazi mekanik ventilasyonda izlenen hastaların %23'ünde %17'si 24 saat içinde düzelmiş. Bu da bir tartışma konusu. Hani çok çabuk düzelen bir olgu ARDS sayılmalı mı? Bu da tanımlamalar arasında tartışılan bir konuydu. %79'u ise olayı başlatan faktörden ilk 48 saat içinde gelişmiş. Tanımda zaten ilk bir haftalık bir süre var ama bu çalışmada yani bu epidemiolojik çalışmada 48 saat içinde gelişmiş. Hafif ARDS'nin %51'i yani neredeyse yarısı tanınıyor, yarısı atlanıyor. Ağır ARDS'nin ise %79'u klinik olarak tanınabiliyor. Yani atlanıyor, klinisyenler bunu atlıyorlar. Hatta bu çalışmada hemşire hasta oranı, hekim hasta oranıyla da ilişkisi bulunmuş bunun atlanma oranını. Nedenleri en sık pnömoni, %60'a yakın, 2 bölü 3 neredeyse. %16'sı akciğer dışı sepsis, %14'ü aspirasyon. Diğerleri daha nadir, biraz önce saydığım sebepler. Ve hani yıllardır mortaliteyi değiştiren hemen tek, neredeyse tek bizim elimizdeki yöntem olan yani akciğer koruyucu mekanik ventilasyonun en önemli öğesi, tidal volümün 8 mililitre tahmini kilodan daha ya da hesaplanmış kilodan daha az uygulanması 2 bölü 3'ünden daha az oranda uygulanıyor bu çalışmada. Plato basıncı ölçümleri %40 hastada ancak ölçülüyor. Ve yüzük oyun yani prone pozisyon ağır ARDS'de bile indikasyonu olan durumda bile %16 gibi bir oranda uygulanıyor bu çalışmada. Mortalite sıklığı ortalama %45 ama hafif ARDS'de %35, ağır ARDS'de %46'ya kadar gelişiyor. Bu elimizdeki en kapsamlı yani en büyük epidemiolojik çalışmalardan. Tanımına gelirsek hala Berlin kriterlerini kullanıyoruz. Bunda bir değişiklik yok. Buna eklemeler oldu. Berlin kriterleri 2012 yılında bir haftalık bir akut başlangıç öneriyor. Bu şimdi Covid'den sonra tartışıldı. Çünkü Covid'deki kötüleşmeler 10 günü bulabiliyor daha acaba bunu. Ama yine de bunu bir hafta olarak tutmayı devam ediyorlar. Bunun da yeni tanımlarda bahsedeceğim. Bunun da sebebi Covid geç de daha solunum yetmezliğine dönse yine de bu hastalara çok erken tanınıyor. Hani hipoksemileri high flow uygulanıyor vesaire. O nedenle biz bu süreyi değiştirmeyelim, daha uzatmayalım şeklinde bir uzlaşı raporunda görüş bildiriyorlar. İkinci kriter akciğer grevisinde bilateral infiltrasyonların olması ve bunun sol kalp yetmezliğiyle açıklanamaması. Onun dışlanması ve dördüncü kriterde PEEP en az 5 santim su altında iken PO2, FiO2 oranının 300'ün altında olması. 200-300 arası ise hafif, 100-200 arası orta, ağır içinde 100'ün altında olması. Bu Berlin kriterleriydi. Bunun işte kısıtlılıklarından dolayı yeni tanımlara gelindi. Çünkü artık hani PEEP diyoruz 5 santim su ama her hastaya non-invaziv veya invaziv mekanik ventilasyon uygulamıyoruz. Özellikle günümüzde yüksek akım nazal oksijen kullanımı çok ciddi arttı. Burada PEEP'i çok net bilmiyoruz. Yani uygulanıyor. Muhtemelen bir miktar PEEP veriyoruz ama bunu tam bir değer olarak bilmiyoruz. Kan gazı artık çok daha seyrek alınıyor. Eski yıllardan çok daha seyrek. Çünkü satürasyon çok yaygın kullanılıyor. Bir de tabii akciğer ultrasonu kullanımı arttı. Her ne kadar kardiyojenik pulmoner neden kardiyojenik ayrımı çok rahat yapılamasa da eko ile birlikte değerlendirildiğinde özellikle bunun birçok yerde hani akciğer grafisinin de tanısal değerinin çok düşük olduğunu, tomografinin de her hastaya yapılamadığını, ağır hastaların taşınmasında vesaire zorluklar olduğunu düşünürsek akciğer ultrason kullanımının yaygınlaşması bir kısıtlılık yani bu Berlin kriterleri açısından.
Bir de tabii kaynakları kısıtlı. Yani dünya sadece Avrupa'dan, Amerika'dan oluşmuyor. Yani Afrika'da kan gazı ölçümü yapılamıyor. Akciğer grafisine dahi bakılamayabiliyor. Tomografi yok. High flow bile bazen yok. Non-invaziv, invaziv mekanik ve oksijeni olmayan hastaneler var. Dolayısıyla hani oralara da yönelik daha global bir tanımına ihtiyaç olduğundan bahsediliyor. Ve bu nedenle de bu Covid'den daha öncesinde ve Covid'de de bu bakıldı. Bu Kigali modifikasyonu önerildi Berlin kriterlerine. Kigali, Ruanda'nın başkenti. Özellikle bu Afrika ülkelerindeki kısıtlıklar göz önüne alınarak. Burada yine süre bir haftalık süre korundu. Oksijenizasyon için PO2, FiO2 yerine satürasyon bölü FiO2. Bu da 315 olarak belirlendi. Bu da neye dayalı 315? Bununla ilgili ben bu çalışmayı getirmedim ama ARDS Network'ün hasta kohortunda PO2, FiO2 oranıyla satürasyon FiO2 oranını karşılaştıran başka bir çalışma var. CHEST'te yayınlanmıştı. 2007'li yıllar olabilir. 2004'ten sonra çünkü ilk şey çalışması. Orada bir korelasyon, ciddi bir korelasyon bulundu. Özellikle satürasyon %97'nin altındaysa bir korelasyon var. Çünkü oksihemoglobin disosiyasyon verisi de bu %97'nin altında daha iyi bir korelasyon gösteriyor. O yüzden 300-315'e denk gelen bir değer olarak yüksek korelasyonla gösterildi. PP atalım dediler. Yani özellikle bu bölgeler için. Yani PP gereksinimini hiç koymayalım. Ama yine bilateral opasiteler olsun. Ancak yine bunların farklı sebeplerle açıklanamaması gerekiyor. Kanserle, efüzyonla, aterektazilerle. Ultrasonla kullanımını burada vurguluyorlar. Ve tabii yine kalp yetmezliği ve sıvı yüklenmesiyle hipervolemiyle açıklanamayacak bir non-kardiyojenik pulmoner ödem orijininin olmasını bu Kigali modifikasyonunda önerdiler. Buradaki en büyük değişiklikler satürasyon FiO2 oranı, PP gereksinim, yani tanımda PP gereksinim olmaması ve ultrason kullanımı. 2023'e geldiğimizde de yeni global tanımda bu dört ek öneriyi söylüyorlar, sunuyorlar. Yüksek akım nazal oksijen kullanılıyorsa en az 30 litre dakikada akımın uygulanıyor olması. Bunun üzerinde bir akım bu ve bunun üzerinde bir akım uygulanıyorsa bu yeterli olabilir. Satürasyon söylediğim gibi %97'nin altındayken SF oranı 315'in altında olması, akciğer ultrasonunda akciğer ödemi bulgularının olması ve kaynakların kısıtlı olduğu bölgelerde PEEP akım hızı ve özel cihaz gerekliliğinin ne gerek olmadığı ARDS bu parametrelerle tanısını konabileceği. Burada da bir formülü size CHEST'te yayınlanan veriyorum. Mesela 300'ü koyduğunuz zaman PF oranına gerçekten 315-316 gibi bir değer buluyorsunuz. 200'ü koyduğunuzda birazdan şeyde göstereceğim işte 235 gibi, 100'ü koyduğunuzda 148 gibi, 150'yi koyduğunuzda hani literatürde 150 ile ilgili hep 150 katofu kullanılarak da yapılan çalışmalar var. Onda da 190 gibi SF oranına ulaşıyorsunuz. Bu ciddi bir R değeri var 0,90 gibi, P değeri de istatistiksel olarak anlamlı bu formülde. Dolayısıyla ARDS global tanımı yine hafif, orta, ağır şeklinde ayırıyoruz. Başlangıç zamanı aynı. Pulmoner ödem bahsettiğimiz konular aynı. Bu bir non-kardiyojenik pulmoner ödem olacak ve hipervolemiyle de açıklanamayacak. Yine eğitimli bir kişi tarafından yapılmış bu akciğer ultrasonu radyolojik görüntülerin teyit edilmesi ve hafif, orta, ağır içinde burada ya PF oranını ya da SF oranını kullanılması. Buradaki cutoff'ları görüyorsunuz. 315-235 arası, 235-148 ve 148'in altı. Eğer PEEP uygulanamıyorsa, yani özellikle hafif ARDS'de de sadece HFNO ile hastaları takip ediyorsak da 30 litre dakikanın üzerinde bir akım hızı uygulanıyorsa ve bu değerler söz konusu ise, örneğin SF oranı, o zaman hafif ARDS'den söz edebiliyoruz. Bunlar yeni global önerilen tanımlar. Üç tane de örnek vermiş bu kılavuzda. Örneğin bu klasik bir hasta, bir 68 yaşında bir erkek hasta, abdominal sepsisi ve septik şoku var ve akut hipoksemik solunum yetmezliği var ve entübe bir hasta. Akciğer grafisini görüyorsunuz burada.
Fio ikisi %50, PO ikisi 75. İkisinin oranı 150 milimetre civa kan gazıyla bakılmış PF oranı olarak verilmiş. Bu entübe bir ARDS. PF oranına bakıldığında da orta derece bir ARDS gibi görünüyor. Bu tipik Berlin klasifikasyonuna göre uygun bir tanım. Ama mesela böyle bir hasta, 54 yaşında bir kadın, COVID'e bağlı pneumonisi var ve son bir hafta içinde bir kötüleşmesi söz konusu. Bu hasta yüksek akımlı nazal oksijen alıyor 40 litre dakikadan. FiO2'si 0,80, satürasyonu 91. 91'i 0,80'e böldüğünüzde 114 SF oranı. Bu bir non entübe ARDS'e. Ve bu şimdi yeni global tanıma göre değil mi? Ağır ARDS kriterine uyuyor. Başka bir hasta, bunda hiç HFNO dahi yok. İyice imkanların kısıtlı olduğu bir yerde. Yine abdominal sepsisi ve gram negatif bakteri yemisi var. Kan gazları yok, radyografi yok, mekanik ventilasyon yok ama ultrason var. Yani bu da eleştiriliyor. Yani işte bunların olmadığı yerde ultrason, yani bu da bir eleştiri konusu. Ben de anlamadım. Bizler ultrason çok geç ulaştığımız için mi acaba bize garip geliyor? Başka yerlerde daha mı kolay ulaşılıyor acaba? Onu bilemiyorum. Ama burada mesela standart yüz maskesiyle hasta solutuluyor. 15 litre dakika yaklaşık %60'tır PO2. Biliyorsunuz bu düşük akım sistemlerde FiO2'yi net tespit etmek mümkün değil ama tahmini formüller var. Standart yüz maskesiyle 10-15 litre dakika akım %40 ila 50, %40 ila 60 FiO2'ye denk gelir. Nazal oksijen içinde bir takım formüller var. Her bir litre %3 ila 4 arası FiO2'yi artırır şeklinde. Burada işte yaklaşık satürasyon bölü FiO2 142 gibi bulunuyor. Bu da hani kaynakları kısıtlı bir bölgede yine ağır ARDS kriterine uyuyor. Yani bu üçü de farklı tanımlara göre ARDS kriterlerine uyuyor. Böylece ARDS'yi belki atlamayacağız. Hani LungSafe çalışması için belki biraz daha fazla tanı koyabileceğiz. Ama tabii özgürlükleri ne olacak? Yani false pozitifler de olacak mı bilmiyoruz. Ama zaten bu hastalık öyle henüz bir markörü olan bir hastalık da olmadığı için ya da sendrom olmadığı için de şu anda bunları kullanmak yeterli gibi görünüyor. Şimdi hani biraz daha hassas tıbba doğru gidişat olduğunu söylemiştik. İnşallah yoğun bakımda da biz de görürüz böyle spesifikleşmiş tedaviler uygulayabiliriz. Olacaktır muhtemelen. Çünkü ben asistanken romatolojide bir tek kortikosteroidler vardı. Yani ama şimdi birçok biyolojik ajan var. Yani muhtemelen burada da böyle bir şey olacaktır. Artık genel hastalıklardan bireye ve daha hassas. Yani genel hastalık kanser. Biz her kanseri aynı tedaviye vermiyoruz. Her solunum yetmezliğine, her ARDS'ye de aynı değil. Her sepsis de aynı değil. O yüzden birey mesela ARDS, fokal ise farklı, difüs ise farklı, PEEP uygulamaları gündeme geliyor. Bireye göre değiştirilebiliyor. Ama hassas tıpta daha da biyolojik mekanizmalara ortaya çıktıkça çok daha belki spesifik tedaviler ortaya çıkacak. Burada hani sizlere bir genel tanımları vermek isterim. Yani bunlar bizim bize nispeten yeni kavramlar olabilir. Mesela fenotip dendiğinde bu klinik olarak görünür bir karakter. Yani mesela ARDS bir fenotip. Neyin fenotipi? Akut solunum yetmezliğinin en ağır formunun, şantla giden formunun bir fenotipi. ARDS bir fenotip. Subgruba geçtiğimiz zaman subgrup bu fenotipin bir takım bu alt gruplarını tarif ediyor. Mesela Berlin kriterleri bir subgrup. İşte PO2, FO2, FIO2 oranına göre hafif, orta, ağır olabiliyor mesela. Subfenotip ise bu yeni yapıldı, yani yeni de, demeyeyim 2014'te yapıldı ama yeni yeni gündemde hiperinflamatuar ve hipoinflamatuar subfenotipleri var ARDS'nin. Bu özel bir takım büyük verilerden analizlerle hastaların hangi yani hastaların biyomarkerlerini ayırt edebiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim. İşte ARDS'de hiper ve hipoinflamatuar subfenotipler gösterildi ama bazı çalışmalarda da reproduce edildi. Fakat klinikte henüz kullanım için yani bir tedavi, spesifik tedavi uygulamak için daha erken. Bir de endotipler var. Bunu artık hani daha genetik, daha biyolojik, patobiyolojik mekanizmalarla daha alt gruplarına inmemiz lazım bunların da. Henüz ARDS'de böyle bir ayrım söz konusu değil. Sadece subfenotip düzeyine geldik. O da
Hatta endotipten sonra bir de treatable trait denen tedavi edilebilir karakterler. Bunların içinden de nelerin neyle tedavi edileceğine karar vermemiz gerekiyor. Şu ARDS grubu olduğunu düşünün. İşte bir takım yöntemlerle bu latent class analiz veya cluster analiz, küme analizleriyle bu verilerden subfenotipler bulunabiliyor. İşte bir takım mesela şu hiperinflamatuar olsun, şu hipoinflamatuar. Bundan da endotipler, bir takım yeni biyolojik mekanizmalarla bunlardan da ne kadarının tedavi edilebilir olacağını inşallah belki ileride daha çok anlayacağız. İki tane terim okuyabilirsiniz. Bir prediktif zenginleştirme, bir de prognostik zenginleştirme. Prediktif de hangi tedavi hangi subgruba etkili bunu bulmaya yönelik. Mesela simvastatin ARDS'de denendi. Bir kere statinlerin pleiotropik etkileri var, farklı patofizyolojide önemli yerleri var. Bir de etkisi bulunamadı. Ama bu çalışma tekrar edildiğinde hiperinflamatuar grupta etkili olabileceği bulundu. Yani aynı şekilde liberal sıvı tedavisi etkili bulunamazken bir subgrubunda etkili. Ya da yüksek PİP, bütün ARDS'lere baktığınızda düşük PİP ile yüksek PİP arasında bir fark yok. Ama hiperinflamatuar grupta daha etkili gibi. Yani onun için prediktif, yani tedavinin hangi subgruba etkili olduğunu artık çalışabiliyoruz en azından. Prognostik enrichment ise hangi subgrubun kötü seyirli olduğunu bulmak. Mesela hiperinflamatuarlar daha kötü. Difüz tutulumlar daha kötü fokallerden. Muhtemelen yaygın sepsise bağlı gelişenler daha kötü pnömonilerden. Recruitable olması bir akciğerin o gösterildi. Yani daha kötü prognoz. Yüksek ölü boşluk ventilasyonu varsa daha kötü prognoz. Bunları da bulursak hani bu kötü prognozlara yönelik daha agresif gitme, daha farklı tedaviler seçeneklerinin bulunması şeklinde çalışmalar devam ediyor. Bu şekilde de bir grafiğini çizmişler. Şu y ekseninde prediktif zenginleştirme, burada da prognostik zenginleştirme var. Mesela siz ARDS'nin tümüne aynı bir tedaviyi verdiğinizde hiçbir fark bulamıyorsunuz. Zaten yoğun bakım literatürü o yüzden tamamen negatif çalışmalarla dolu. Randomize kontrollü çok sayıda çalışma var. Hiçbiri etkili değil. Ama siz artık subgrupları buldukça muhtemelen bunlar etkili olmaya başlayacak. İşte şu, bu tarafa gittikçe prognostik enrichment tarafı artıyor. Yani mesela mortalitesi fazla olan grup. Burası mortalitesi az olan grup. Bu taraf yukarı doğru gittikçe prediktif, yani tedavinin etkinliğinin daha yüksek olduğu bölge, tedavinin etkinliğinin az olduğu bölge. Örneğin ARDS'de yüksek PİP, hiperinflamatuarda. Hiperinflamatuar hem kötü prognozlu ama yüksek PİP verdikçe de bunun tedavi edilebilirliğini artırıyoruz. Başka örnekler vermiş. Mesela astımda işte omalizumab verdiğinizde eozinofilik ağır astımda etkili. Veya işte küçük hücre dışı akciğer kanserlerindeki bir tedaviyi buraya koymuş. Yani farklı hastalıklardaki örnekler gibi bizim de ileride belki spesifik tedavilerimiz bu bakış açısıyla olabilecek. Şimdi o zaman ARDS'nin bu şu ana kadar ne fenotip ve subfenotiplerini biliyoruz. Direkt, indirekt, hani sebep etiyolojiye göre direkt olan da epitel hasarı, indirekt olan da endotel hasarı var. Mesela bunun markerları farklı. Belki bu markerlar üzerinden etiyolojiye göre farklı tedaviler söz konusu olabilecek. Radyolojik olarak fokal ise yani o kadar difüz olan da yüksek PİP daha etkiliyken fokalde nispeten düşük PİP. Zaten tedavilerimizde de bunu uyguluyoruz. Uygulamamız gerekiyor. Hipokseminin derecesine göre yine ağır ARDS'lerde mesela prion daha etkili olabilir ya da PİP daha etkili olabilir gibi. Biyobelirteçlere dayalı subfenotipler işte hiperinflamatuar, hipoinflamatuar şeklinde. Hiperinflamatuar olan da sitokinler özellikle interleukin 6-8, soluble TNF reseptör 1, plazmiyojen aktivatör, inhibitör 1 bunlar daha yüksek. Hiperinflamatuarın sıklığı daha az, mortalitesi daha yüksek. Yüksek PİP, simvastatin ve liberal sıvı bu grupta daha etkili. Öte yandan hipoinflamatuarda daha az asidoz var. Hiperinflamatuar daha asidotik seyrediyor. Hipoinflamatuarda işte bikarbonat, protein C, sistolik kan basıncı, tromboz düzeyleri daha yüksek. Yani daha iyiler bunlar. Yani çoklu organları daha az, hipotansiyonları daha az,
şok görülmüyor bunlarda ve daha düşük mortalite ile ilişkililer. Bunu ilk gösteren bu Caroline Calfe bu 2014 yılında bu kırmızı çizgiyle gördüğünüz hiperinflamatuar. Burada bir sürü şey vardı okunamayan, onu yazmadım. Burada daha çok hiperinflamatuar markerlar vardı. Bu mavi olan da hipoinflamatuar, fenotip 1 deniyor, buna da 2 deniyor. Burada da hiç inflamasyon markerları yok. Hatta kan basınçları iyi grup, asidozları olmayan grup. Hipoinflamatuar yani fenotip 1 %71 gibi bir sıklıkla görülüyor. Hiperinflamatuar ise %29 gibi bir sıklıkla görülüyor. Ve söylediğim gibi inflamasyon, şok, vazopresör kullanımı, sepsis, asidoz, hiperinflamatuarda daha fazla, prognoz daha kötü, yüksek PİP daha etkili. İki tane büyük kohortla çalıştılar. Arma kohortu, bu düşük tidal volümün etkili olduğunu gösteren kohort. Alveoli kohortu da PEEP çalışması, yüksek ve düşük PEEP karşılaştırma çalışması. İkisine de baktıklarında bakın, fenotip 1 yani hipoinflamatuar daha yüksek sıklıkta hiperinflamatuara göre. Mortalite fenotip 2'de yani hiperinflamatuarda diğerine göre daha yüksek. Ventilatörsüz gün sayısı daha düşük, yani daha çok ventilatör bağımlılar, daha fazla organ yetmezlikleri var. Daha uzun süreli organ yetmezlikleri var hiperinflamatuar. PEEP gruplarına göre ayırdıklarında alveoli çalışmasında fenotip 2 yani hiperinflamatuar olan, bakın mortalite düşük, yüksek PEEP uygulananda daha düşük. Yani yüksek PEEP hiperinflamatuar grupta işe yarıyor gibi. Şeyde çok yüksek PEEP mortaliteyi fenotip 1'de artırmış gibi. Yani bunları söylemek için çok erken, bunları tekrar edilmesi lazım başka kohortlarda, ama bu en azından bu çalışmada diyebiliriz ki eğer biz hastaların hiperinflamatuar olduklarını biliyorsak biraz daha PEEP'in yüksek uygulama yoluna gidebiliriz. Sıvı çalışması vardı. Yani ARDS'de sıvı kısıtlaması gerekli. Yani mümkün olduğunca şok da değilse hasta, perfüzyonu iyiyse vesaire. O zaman biz bu hastalara daha kısıtlı sıvı uygulamalıyız. Hatta diürez yapmalıyız. Şimdi bununla ilgili bir karşılaştırmalı çalışma da vardı. Ancak çok net bir etki gösterilememişti. Vazopresör kullanımı bakın, subfenotip 2 yani hiperinflamatuarda daha fazla. Hiperinflamatuar daha çok şokla seyrediyor. Ve sepsis de yine hiperinflamatuar grupta daha fazla. Bunları liberal ve konservatif sıvı tedavilerine ayrı ayrı bu fenotiplerde incelendiğinde subfenotip 2 yani hiperinflamatuarda konservatif sıvı daha çok mortalite ile ilişkili. Yani liberal sıvı, biraz daha sıvı verilmesi mortaliteyi azaltıyor. Çünkü bunlar daha çok şokla seyrediyorlar, daha çok sepsisle seyrediyorlar. Yani sıvı öte yandan hipoinflamatuarda biraz daha konservatif sıvı uygulaması yapmamız öneriliyor bu çalışmaya dayalı. Bu da simvastatin çalışması. Simvastatin de hem 30 günlük hem 90 günlük mortalitede hiperinflamatuar grupta, kırmızılar hiperinflamatuar. Bakın mavilerde simvastatin verilmemesi arasında hiçbir mortalite açısından fark yok grafikte de. Ama bu bordomsu olan simvastatin verilen hiperinflamatuar grupta sağ kalım daha fazla. Yani simvastatin hiperinflamatuar grupta mortaliteyi azaltıyor, azaltıyor, sağ kalımı artırıyor. LungSave çalışmasında da ve iki tane makine öğrenme yöntemli kohortta da aynı benzer bulgular yani reproduce edilmeye çalışılıyor bu. Hiperinflamatuar subfenotipin mortalitesinin daha yüksek olduğu bu üç kohortta da gösterildi. Bir tanesi LungSave kohortu, diğeri de farklı iki makine öğrenme kohortunda da benzer bulgular bulundu. Kortikosteroide yanıt. Hani steroid kullanımı hep tartışmalı ve biraz Covid'de gündeme geldi. Bu çalışmada bir Covid ilişkili ARDS kohortları var. Bir de Covid dışı var. Onların ikisini karşılaştırıyorlar. Bunda da iki tane Covid'de de buldular böyle bir. Covid ARDS'de de bulmuşlar. Klas 1 dedikleri hipoinflamatuar giden, klas 2 dedikleri biraz daha inflamatuar giden.
Burada da benzer şekilde mortalite COVID hiperinflamatuvarda daha fazla. Hatta COVID dışı ARDS'den bile biraz daha fazla. Hipoinflamatuvarların mortaliteleri bir aynı gibi ama COVID ilişkili ARDS'de hiperinflamatuarsa eğer COVID dışı ARDS'den biraz daha fazla mortalitesi var. Ve 90 günlük mortalite kortikosteroid kullananlarda hiperinflamatuarsa eğer azalıyor. Bakın kortikosteroid kullanmayanlarda %77 mortalite, kortikosteroid kullanıyorsa %61'e düşüyor hiperinflamatuarda. Ama bu hipoinflamatuarda gösterilemiyor. Yani biz aslında bu ayrımı gerçekten yapmaya çalışmalıyız gibi önümüzdeki yıllarda sanki öyle bir sonuca varılıyor. Hem COVID yani hem COVID'de aynı sonuç gösterildi hem de COVID dışı ARDS'de aynı sonuç gösterildi. Hiperinflamatuarsa steroidle mortalite daha göreceli olarak daha az oluyor. Peki şimdi bu ayrımları yaptık. Bu Avrupa Yoğun Bakım Kılavuzu. Buna göre şimdi bütün detayına girmeden hani önerilerini size söyleyeceğim. Burada zaten 9-10 öneri üzerinden sorularını sormuşlar ve hani randomize kontrolü çalışmalara göre öneri düzeylerini belirlemişler. Kardiyojenik pulmoner ödem ve KOAH alevlenmeler dışındaki akut hipoksemik solunum yetmezliğinde, COVID de dahil olmak üzere, konvansiyonel oksijene göre yüksek akım, nazal oksijen kullanımı, entübasyonu engelliyor. Dolayısıyla kullanımı öneriliyor. Yani konvansiyone göre yüksek akım tercih edilmesi öneriliyor. Ben şu şekilde öneriyorum. Yani hastaya böyle eskalasyon tedavisi değil de doğrudan HFNO ile başlanabilir. Gerçekten akut hipoksemik solunum yetmezliğinde. Çünkü bir PEEP etkisi de var. Ve konvansiyonun üstün olduğu gösterilmiş. Hani konvansiyonel yanıt vermiyor, HFNO'ya geçelim şeklinde değil. Direkt karşılaştırmalı çalışmalarda üstünlüğü var. COVID-19'da entübasyonu önlemek için HFNO'ya göre CPAP veya non-invaziv yani BiPAP tarzı da hem inspiratuar hem ekspiratuar destek daha etkili gibi duruyor ve öneriliyor. COVID-19'da yine entübasyonu önlemede konvansiyonele göre CPAP, BiPAP değil ama CPAP konvansiyonele göre etkili kullanımı tavsiye edilir. Bundaki kanıt biraz daha düşük. Ama sanki hani HFNO konvansiyonele üstün. Ama CPAP ve non-invaziv COVID-19'da HFNO ve konvansiyonel biraz daha üstün gibi duruyor. Zaten düşük tidal hacim yani 4-8 metre tahmini kiloya göre ayarlanmış tidal volüm. Yani akciğer koruyucu mekanik ventilasyon ve plato basıncının 30'un altında tutulması, sürücü basıncının 15 santim suyun altında tutulması bunlar akciğer koruyucu mekanik ventilasyon ve bunlar zaten yüksek kanıtla öneriliyorlar. Artık recruitment manevraları yani önerilmiyor. Özellikle bu yüksek basınçlı gerek uzun süreli 1 dakikadan uzun gerekse de 1 dakikadan kısa olan yöntemler ve özellikle 35'in üstündeki basınçlarda 35 santim suyun önerilmiyor. Kesinlikle önerilmiyor. Mortaliteyi artırdığını gösteren bir çalışma da var. PEEP yani yüksek 5'in üstünde ise, PF oranında 150'nin altındaysa, bu hastalarda mortaliteyi biraz önce de bir arkadaş sormuştu. Mortaliteyi azaltmak amacıyla erken dönemde ve en az 16 saat yüzük oyun pozisyonu uygulanması öneriliyor. Entübe olmayan COVID-19'larda da, çünkü çalışmalar çoğunlukla COVID-19'da olduğu için, yine prone pozisyon tavsiye ediliyor. Orta ağrı ARDS'de mortaliteyi azaltmak için bu kılavuzda rutin sürekli infüzyon şeklinde nöromusküler paralitik ajan kullanımı önerilmiyor. Bu biraz sonra bahsedeceğim ATS'den farklı kalan bir yönü açıkçası kullanabiliyoruz. Çünkü nöromusküler paralitik ajanlar asenkroniyi önlüyorlar ve dolayısıyla bu pendel luftu önlüyorlar. Hasta ilişkili akciğer hasarını, spontan solunum ilişkili akciğer hasarını önleyebiliyorlar. Ancak ESİCİM, Avrupa Yoğun Bakım Derneği bunu önermiyor. ECMO içinde, venevenöz ECMO içinde ağır ARDS'de iyi organize olmuş merkezlerde kullanımını öneriyorlar. ECOR'u yalnız, karbondioksit removal da bunu önermiyorlar. Avrupa Yoğun Bakım Derneği'nin kılavuzu bu şekilde. ATS'nin, Amerikan Toraks Derneği'nin
daha güncel, henüz preprint gibi bir durumda olan klinik pratik kılavuzunda ise bu kırmızılar önerilmeyenler. Yani mesela yine uzamış ve yüksek basınçlı rekrutman manevrası önerilmez. Yüksek frekanslı osilasyon yöntemiyle uygulanan mekanik ventilasyon, osilatuar ventilasyon önerilmez. Arada kalınan noktalar nöromusküler paralitik ajanlar, ECMO, steroidler ve yüksek pil. Ondan bahsedeceğim. Ama güçlü öneriler prone pozisyon, özellikle orta ağrı ARDS'de ve akciğer koruyucu mekanik ventilasyon. Bunlar zaten kesin öneriliyor. Bu çalışmada biraz önce de soruldu, kortikosteroidleri tavsiye ediyor. Yani Avrupa Yoğun Bakım Derneği'nin bu konuda bir önerisi yoktu ama Amerikalılar bunu tavsiye niteliğinde. Yüksek kanıt yok ama tavsiye ediyorlar. Nöromusküler paralitik ajanları da erken ağrı ARDS'de tavsiye ediyorlar. Orta ağrı ARDS'de rekrutman manevrası yüksek PEEP tavsiye ediliyor. Bir öncekinde de yüksek PEEP ile ilgili bir tavsiye yoktu. Bu üç madde bu ikisini farklılaştırıyor. Örneğin yüksek PEEP ile ilgili daha detaylı bütün verileri topladıklarında 18 tane randomize kontrollü çalışmada 4600 küsur hastada üzerinde orta ağır ARDS'de yüksek PEEP uygulaması, ama her çalışmanın PEEP ayarlama yöntemi farklı. Yani PEEP, yani ayarlama yöntemiyle ilgili bir standartizasyon yok. Hepsi farklı. Mortaliteyi azalttı. PF oranında artışa sebep oldu, ortalama 64 ve ventilatörsüz gün süresinde artışa sebep olduğu gösterilmiş. Burada dikkat edilmesi gerekenler, hani solunum mekaniklerine, hemodinamiğe göre ve PEEP'e yanıt veriyor mu ona göre belirleyin. Özellikle çok ağır hemodinamik bozukluğu olanlarda ve de barotravma riski veya barotravması da zaten varsa yüksek PEEP dikkatli olun, iyi monitörize edin. Ve hiçbir zaman PEEP, yüksek PEEP'de uyguluyorken bu uzamış rekrutman manevralarını uygulamayın birlikte diyorlar. Bunda yine dediğim gibi uygun yöntem bilinmiyor. Klinisyenin tecrübesi olan yöntemi seçebilirsiniz deniyor. En sıklıkla uygulanılanlar hani oksijenizasyona bağlı titrasyon veya maksimum kompliyansı elde ettiğimiz veya maksimum güvenli plato basıncına kadar bir değer belirlenmesi şeklinde ayarlanabiliyor. Ve tabii PEEP'in yüksek verilmesi de sonuçta ölü boşluk ventilasyonu artırabilir, kompliyansı azaltabilir. Yani over distansiyona sebep olabilir. PV körde daha over distansiyon tarafına geçebilir. Hemodinamiği bozabilir. O zaman da tekrar tekrar PEEP'i evalüe edin. Gerekirse düşünün şeklinde önerileri var. Kortikosteroidler hafif orta ağır ARDS'de her üç kategoride de 19 randomize kontrollü çalışmada 2790 hastada mortaliteyi azalttığını göstermişler. O yüzden bu ATS kendi seçtiği çalışmalar içinde olumlu etkisi var diye bunu tavsiye ediyor. Ama çalışmaların hepsi yani her birine baktığınızda en sayıları çok yüksek değil. Ancak 19 hasta, çalışmayı topladığınızda 2700 hastaya ulaşıyorsunuz. Mekanik ventilasyon süresini kısaltıyor. 4 gün kadar, hastane yatış süresini 8 gün kadar azaltıyor. Tek yan etki, ciddi yan etki hiperglisemi. Bazı çalışmalarda hepsinde değil, stres ilişkili ülser, diz kanama ve nöromusküler zayıflık yan etkilerinden de bahseden bazı çalışmalar var ama onların relatif riski yüksek değil. O yüzden buraya koymadım. Hani çok o konudaki sonuçlar belirsiz. Fakat öneriler, yani 14 günden sonra uygulamaya başlarsanız zararlı da olabilirsiniz. Yapacaksanız erken. Yan etkilerini iyi kontrol edin. Özellikle hasta immün kontrol vize mi? Ne bileyim işte invaziv aspergillosis riski var mı? Ya da diğer mesela tüberküloz öyküsü, tüberkülozu var mı? Vesaire gibi. Bütün bunlara iyi monitörize edin deniyor. Hangi tip kortikosteroid ne kadar süre ve ne kadar doz o belirsiz. Ve yani duruma göre siz kendiniz belirleyebilirsiniz deniyor. Hatta daha önceki randomize kontrollü çalışmaların protokollerini uygulayabilirsiniz şeklinde bir öneri var. Ancak ef sübü olduğunda da artık kesin şeklinde bir öneri var. Bu çalışmaların hepsini ben özellikle hani buraya koydum. Bakmak isterseniz ama bunlarda mesela pulse steroid yok. Yani hepsi genelde 1-2 mg şeklinde düşük dozlarda. Ama mesela metilprednizolon da var, hidrokortizon da var, deksametazon da var. Covid döneminde ayırmışlar, Covid öncesi dönemle. Süreleri de en fazla bir ay var ama çoğunluk yani 1-2 haftaya geçmeyen sürelerde
nispeten düşük orta dozlarda kullanılmış. Nöromusküler blokörler erken ARDS, yani mekanik ventilasyondan sonraki ilk 48 saat içinde mümkünse ve ağır ARDS'de önerilebiliyor, tavsiye ediliyor. 7 randomize kontrollü çalışmada 1598 hastanın mortaliteyi azalttığı, barotravma riskini de azalttığı, ventilatör sürüşü süresinde artışa neden olduğu çok da az da olsa bunu göstermişler. Dediği gibi yani 48 saatten fazla uzatmayın önerisi var. Ve özellikle de önceden bir nöromusküler bir bozukluk biliniyorsa ya da mesela steroidlerle birlikte, aminoglikozitlerle birlikte, diğer ilaçlarla birlikte kullanırken hani dikkat etmek gerekiyor. Yapılan çalışmalar hep derin sedasyonla karşılaştırmış. Hafif sedasyonla karşılaştırmalarında üstünlüğü bulunamamış. Muhtemelen hani derin sedasyon gerektiren, hasta boğuşuyorsa hani senkroni varsa bolus veya infüzyon da olabilir diyor. Yani esicimden farklı olarak. Ve 48 saat sonra da kesme eğiliminde olması söyleniyor. Çalışmalar genelde sisatra kürüyle yapıldığı için bunu yazmışlar. Ama bu konuda da hani çok net bir öneride bulunamadıklarını söylüyorlar. Venevenöz ekmo PFA oranı özellikle 80. Hani her türlü yöntem denenmesine rağmen kurtarıcı yöntemler yani akciğer koruyucu, mekanik ventilasyon, prompozisyon vesaire hala PFA'nın 80 altında olduğu derin asidoz ve hiperkapni ile de seyrediyorsa zaten iki çalışma var doğru düzgün. Sezar ve Eorgia çalışmaları. Bunların ikisini topladıklarında mortaliteyi azalttığı, ventilatörsüz gün süresinde artışa neden olduğu, vazopresörsüz gün süresinde artışa neden olduğu, renal replasmana daha az ihtiyaç olduğu ama kanama riskini de artırdığı gösterilmiş. Burada hani boşuna tedaviye dikkat etmesi gerektiği söyleniyor. Gerçekten futilite dediğimiz hani fayda olmayacak bir hasta için ciddi bir zor bir tedavi. Yani organizasyon açısından da zor bir tedavi. Mesela geri dönüşümsüz bir etiyoloji varsa ya da 7 günün aştıysa bunda da yapılacaksa erken yapılmalı. İmmünsüpresyon varsa çoklu organ yetmezliği, ileri yaş. Yaş her zaman tek başına değildir ama mesela kötü kırılganlığı olan bir hastaysa, kanaması varsa ya da riski varsa ya da antikoagülasyon için kontraindikasyonu varsa, yaşam beklentisi 1 yıldan daha kısaysa, işte özellikle santral sistem kanaması veya ciddi bir santral sistemi patolojisi varsa bunlar da hani boşuna nafile bir tedavi olabileceği söyleniyor tabii. Buna mutlaka klinisyen karar verecek. Bunda da diğer tedavilerin tüketilmesi gerektiği. Yani mesela işte akciğer koruyucu, prompozisyon mutlaka veya gerekirse nöromusküler blokörlerin denenmiş olması söyleniyor. O yüzden hani kaynaklar kısıtlıysa da hani mümkün olunca da ekmo merkezlerinin aslında hani öneriler bu şekilde buralara transfer edilmesi, buralarda uygulanması, daha tecrübeli ellerde kullanılması öneriliyor. Bu benim son slaytım. Hani COVID'de bir tartışma vardı. COVID ARDS farklı mı? Bunların komplayansları sanki daha yüksek gibi. Böyle şeyler ortaya atılmıştı. Ama bu bayağı geniş. Yani 37 çalışmanın 11 binin üstünde bir meta analiz. Burada ortalama komplayans, solunum sistemi komplayansı 36. Farklı değil. Yani komplayansa göre bir fenotip yok. Ama daha önce gösterdim. Muhtemelen bunun da biraz daha hiperinflamatuar ve hipoinflamatuar tipi var gibi. Ama komplayans bu konuda bir şey vermiyor. Ve mesela PF oranına göre de bakıldığında hafif ARDS'de ortalama komplayans 39 diye ortada 35 diğerinde 27. Yani beklendiği şeklinde. O yüzden bunun da çok farklı olmadığını söylememiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum ben. Sorunuz katkınız olursa memnuniyetle cevaplıyorum. Hocam bize çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir dersti. Arkadaşlardan soru katkısı olan var mı?